Sınırda Rus savaş uçağının düşürülmesi Türkiye-Rusya ilişkilerini bozdu. Ankara olağanüstü güvenlik zirvesini toplarken NATO'da Türkiye'nin çağrısı üzerine toplandı. Uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmediğini açıklayan Rusya'nın tepkisi ise sert oldu. Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da sert açıklamalar yaptı. Türkiye'ye planlı ziyaretini iptal ettiğini duyuran Lavrov, Türkiye'de en az Mısır kadar terör tehlikesi var dedi ve Rus vatandaşlara da Türkiye'ye gitmeme çağrısında bulundu. Türkiye'ye, Suriye'ye girme konusunda adeta gaz veren Amerika Birleşik Devletleri'nden de ilk açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, Türkiye ile Rusya arasındaki krizi bu iki ülke arasındaki bir olay şeklinde değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu açıklaması, stratejik ortak denilen ABD'nin Türkiye'yi yalnız bırakması olarak değerlendirildi. Olayla ilgili bir açıklama da Suriye Enformasyon Bakanı Ümran Zuabi'den geldi. Zuabi, uçağın düşürülmesini teröristlerin ve onlara destek veren ülkelerin hanesine yazılacak yeni bir suç olarak nitelendirdi.